Dostlar selam, ben İsviçre'm Volkan, kanalıma hoş geldiniz. İyi akşamlar. Şimdi bazı yorumlar geliyor. Almanya'dan İsviçre'ye iş görüşmesine gelsem neler dikkat etmem gerekiyor? Onları size şuradan bir kısaca bir özetini açıklayayım arkadaşlar. Şimdi Almanya'dan İsviçre'ye iş görüşmesinize çağırdılar sizi. Buraya geldiniz İsviçre'ye. Size buraya çağırdılar mı arkadaşlar? Mutlaka ve mutlaka yanınızda, arabanızda daha doğrusu, otoban bileti almanız gerekiyor. Bu birinci şart. O da bir 40 frank ücreti var, yıllık ücreti. Bu viknet biz. Şunu belirteyim arkadaşlar. Arz ettiniz, şimdi iş görüşmesine geldiniz, anlaştınız, kontratınızı yaptınız firma sahibinden, ben işveren kişiden. Onlar sizi burada zaten şey yapıyor, anmeldiğinizi yapıyor burada sizi. Devlet dairesine. Bu adam burada çalışacak diye. Ondan sonra başlıyorsunuz çalışmaya. Tabii ki şimdi çalışmadan önce arkadaşlar kağıt işlemlere gerekiyor. Kağıt işlemleri de genelde muhasebeci, firmanın kendi muhasebeci bölümü var. Onlar burada onu ilgileniyor İsviçre'de. O konuda içiniz rahat olsun. Daha ne açıklayabilirim arkadaşlar size? Banka hesabı mesela. Banka hesabını nasıl açarsınız arkadaşlar? Burada iş kontrat imzaladınız mı? Bu iş kontratla birlikte bankaya gidiyorsunuz. Kendinize hesap açıyorsunuz burada İsviçre'de. Ve buraya yerleşmek istiyorsanız mecburiyeti yok bunun. İsterseniz almaya da yaşayabilirsiniz, burada çalışabilirsiniz. O da olur. Ama o zaman hem buraya vergi vereceksiniz hem de Almanya'ya vergi vereceksiniz. Bana soracak olursanız çok mantıksız bir şey. Çünkü o zaman hem İsviçre vergi vereceksiniz hem de Almanya'ya. O kadar çok vergi vereceğiniz ki ne arkadaşlar. Yani burada oturmaktansa daha çok pahalı patlayacak size neredeyse. Bir de bir sürü yol gideceksiniz Almanya'dan buraya her gün. Şimdi onları geçelim. Nerede kalmıştık? Dediğim gibi, yani şimdi buraya geldiniz, çalışıyorsunuz, 3 ay denetimdesiniz zaten. O 3 ayın içinde bir sıkıntı olmazsa adam firma sizi sabitleyecek, fes ve trak verecek size. O fes ve trak sürecini başardınız mı zaten? O zaman zaten buraya ev ve de konut kiralayabiliyorsunuz zaten, sıkıntı yok. Burada devlet dairesine gidiyorsunuz oradan. Çünkü Türkçe olarak tam ismini bilmiyorum. Almanca söyleyeyim size. Schufa Auskunft diyorlar. Onu İsviçre'den istiyorlar size, sizden. Onu buradan devlet dairesinden çıkarttırıyorsunuz. Ondan sonra o Schufa Auskunft'la birlikte gidip evinize bakıyorsunuz. Maaş bandrolünü sizden istemiyor burada kesinlikle birisi. Yani ben şimdi öyle bir şey görmedim. Şunu da belirtebilirim size. Yani kusura bakmayın, biraz rüzgar falan var. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bir ev falan bakmaya gidiyorsunuz. Ev bakarken de sadece sizden ne isteyebilirler? Firmada nerede çalıştığınızı, hangi firmada çalıştığınızı, adresini falan isterler belki. O da hepsi olur. Almanya gibi değil yani. Bana maaşını göster, maaş bandrolünü göster. Bunlar hepsi özel. Böyle bir şey İsviçre'de söz konusu yok. Asosyal değil yani Almanya gibi. Bunu bundan şunu size söyleyeyim. İçiniz rahat olsun. Onu zaten söyledikten sonra nerede çalıştığınızı. Genelde o şey artık emlakçı mı desem. Ya emlakçı veyahut da evin sahibi direkt iş yerini arıyor. Soruyor, bu adam burada çalışıyor mu diyor. Çalışıyor. Evet diyorsa senin firman veyahut da patronun, o zaman zaten bir sıkıntı yok. Çok rahat bir şekilde de ev alabiliyorsunuz. Ondan sonra eve geçebiliyorsunuz ama şunu söyleyeyim. Yani İsviçre'ye yerleşmek istiyorsanız arkadaşlar, yani Avrupa'dan geliyorsunuz,
gelenlere söylüyorum, Avrupa'dan gelenlere söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka Alman vatandaşı olmanız gerekiyor. Veyahut da Avrupa Birliği'nin vatandaşı olmanız gerekiyor. Artık Avusturya vatandaşı olur. Alman vatandaşı olur. İtalyan vatandaşı olabilirsiniz. Fark etmiyor. Ama dediğim gibi buraya oturum istiyorsanız, İsviçre oturum istiyorsanız, burada ev falan kiralamak istiyorsanız, yaşamak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka mecburiyeti benim bildiğim şart yani Avrupa vatandaşı olmanız gerekiyor. Veyahut da buradan birisine evleneceksiniz. İsviçre vatandaşı olur. Türk de olabilir. İsviçre vatandaşlı olabilir. Onunla evleneceksiniz. Türkiye'den gelmek isteyenlere sesleniyorum. Evlenirsiniz. Öyle de görebilirsiniz. Dostlarım. Benim bildiklerim böyle, bunu yani böyle oluyor bu işler burada. Böyle gidiyor. Başka şeyinde, başka yolunu bilmiyorum. Başka yolunu da zaten size tercih etmiyorum. Kaçak maçak yolları da bırakın arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum kendine hiçbirinize. Başınız sadece bela girer, paranız gider. Arkadaşlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. Bana yorumlardan yazın isteklerinizi. Ben de buradan size açıklama yaparım. Sıkıntı yok. Buradan hepinize sesleniyorum. Beni destekleyin arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız abone olun arkadaşlar. Zaten bedava. Like bırakırsanız sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Baba. Gel lan buraya. Arkadaşlar tavşan var burada. Tavşan. Komşunun tavşanı. Gel lan buraya.